Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç burcunda 3. evinizi aydınlatmaya devam ediyor. Evet, bu ay tutulmamız var ve 20 Temmuz'da Yengeç burcunda yılın ikinci yeni ayı doğacak. Önemli temalar söz konusu. Ay başından itibaren Satürn 2 Temmuz'da Kova burcundan ayrılıp tekrar Oğlak burcuna dönüyor. Aralık ayına kadar da Satürn'ü Oğlak burcunda izleyeceğiz ve özellikle geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında transit ettiği derecelerde hareketini sürdüreceği için bu dönemde hayatınızda olup bitenleri şöyle tekrar bir gözden geçirmeniz, toparlamanız için de size şanslar verebilir. Satürn büyük öğretmen ve yapılması gerekenler yapılmadan, eksikler tamamlanmadan bize gereken ödülleri vermez. Hak edişlerimizi vermez. Bu nedenle Satürn'ün bu tekrar Oğlak burcundaki geri hareketi aslında bir şeyleri tamamlamak için, bazı eksikleri gözden geçirmek için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 5 Temmuz'da Oğlak burcunun 13 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin 3. ay tutulması bu. Bu tutulma 9. evinizde meydana gelecek. Güçlü bir dönüşüm enerjisi var, tamamlanma enerjisi var. Aynı zamanda artık Oğlak'taki bu tutulmayla beraber son 1,5 yıldır yaşadığımız Yengeç Oğlak tutulmaları da sona eriyor. Ve 9. ev konularınızla ilgili belirsizliklerinde netleştiği, artık bazı şeylerin tamamlandığı, bazı sonuçların alındığı bir dönemdesiniz. Satürn'ün de Oğlak burcuna tekrar geri döndüğü bir süreçte olduğumuzu düşünürsek, özellikle akademik konular, yüksek öğrenimle ilgili konular, uluslararası işleriniz veya yurt dışı bağlantılı hedefleriniz, planlarınız, basın, yayın, medya ile ilgili işleriniz, çalışmalarınız, hukuksal bazı beklentileriniz, mahkemeler, davalar, yargı ile ilgili konu ve kavramlar, sizin veya eşinizin yakınları, akrabalarınız, onların yakınları, biraz hani genel olarak yakın çevrenizle ilgili konular bu ay tutulması ile beraber gündemde olabilir. Evet, bu tutulma size bir seyahat de getirebilir. Eğitim hayatınızla ilgili önemli bir karar, bir dönüşüm aşamasında olabilirsiniz. Hukuksal alanlarda da bir sonuç elde edebilirsiniz. 13 derece Oğlak burcunda olacak tutulma. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 13 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa Oğlak, Yengeç, Koç veya Terazi, bu burçlarda yerleşimleriniz varsa bu tutulmanın bireysel hayatlarınızda daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Toplumsal alanda da önemli bir tutulma. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videosunu da izleyebilirsiniz sevgili boğalar. Evet, Mars ay boyunca Koç burcunda. Aslında Mars'ın Koç'taki hareketi çok önemli. Bu yıl sonuna kadar Mars Koç burcunda. 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da Mars retrosu yaşayacağız. 12. evinizde bir Mars geçişi var. Dönem dönem bu iş hayatınızda, günlük hayatınızda, genel sağlığınızla ilgili konularda biraz mücadele gerektiren konulara işaret edebilir. Güvenmediğiniz ilişkilere dikkat edin. Özellikle iş hayatınızdaki rakiplere dikkat etmekte fayda var. Genel sağlığınızı korumakta fayda var. 12. evdeki bir Mars çoğu zaman arka planda olup biten, çok da görmediğimiz, bilmediğimiz koşulları işaret eder. Söz konusu Mars olunca gizli düşmanlıklara dikkat etmekte fayda var. Bilinçaltımızla da ilgili bazı temalar bizi zaman zaman zorlayabilir, baskı yaratabilir. Bu da hani kendi kendimize düşmanlık etmek gibi algılayabilirsiniz aslında. Hani kendi kendinizi zorlayan, kendi kendinizi bir şekilde geri planda tutmanıza neden olan, kendinizi sabote eden bazı duygularınız, bilinçaltı travmalarınız, düşünceleriniz, genel olarak yargılarınız varsa Mars bunları da bu dönemde ele almanız gerektiği konusunda biraz uyarıcı bir dönemde olacak sizin için. Ve bu ay 12 Temmuz'dan itibaren artık Merkür Yengeç burcundaki retrosunu tamamlıyor. 12 Temmuz'a kadar evet retro sürecindeyiz. Bu bizi zihinsel olarak biraz geri planda tutuyor. Biraz kafamızı karıştırıyor. İşte kararsızlıklar yaşıyoruz. Planlarımızı uygulamakta zorlanıyoruz. Belki bazı gezi ve seyahat planlarımız, tatil planlarımız ya da eğitimle ilgili konular Merkür retrosu nedeniyle gecikti, ertelendi ya da burada karışıklıklar oldu. Birçoklarınız, yakınlarınız, kardeşleriniz, komşularınızla ilgili
konu ve kavramları daha fazla kafanıza taktınız bu dönemde. Bunlar biraz geçmişten gelen konularda olabilir. Söz konusu iletişim, konuşmak olunca Merkür zaten retroyken iletişim ve konuşma konularını biraz zorluyor. Anlaşmamızı zorlaştırıyor. 12 Temmuz'a kadar dikkatli olalım. 12 Temmuz'dan sonra Merkür düzelecek. Artık daha rahatız. 12 Temmuz sonrası planlarımızı daha rahat uygulayabiliriz. Harekete geçebiliriz. Seyahate çıkacaksak, gezeceksek bunları daha rahat yapabiliriz. Komşumuzla bir şeyleri tartışabiliriz, sonuca bağlayabiliriz. Kardeşimizle ilgili konuları daha rahat ele alabiliriz. Eğer aramızda böyle küsme, kırgınlık bir konu varsa ya da bir şekilde anlaşmamız gereken bir konu varsa 12 Temmuz sonrası bunları daha rahat yapabiliriz. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, tüm bu ertelediğimiz konuları da ay ortasından itibaren artık özgürce ele alabiliriz sevgili boğalar. Evet, 20 Temmuz'da bu sefer Yengeç Burcu'nun 28 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Güneş-Satürn karşıtlığı etkisinde olacak. Kendi içinde güçlü bir yeni ay. Satürn zaten burada yeni aya bir ciddiyet veriyor. Artık her ne olması gerekiyorsa bu yeni ayla beraber kararlı bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Üçüncü ev yeni ayı, bir eğitime başlamak olabilir, bir ticari konuda harekete geçmek olabilir, bir seyahati hayata geçirebilirsiniz, planlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı konular olabilir, bir sorumluluk olabilir ya da kardeşler aileyle bağlantılı bir mevzu var, çözüm bekliyor. Bununla ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. Hukuksal alanlarda bazı sorumluluklarınız var. Belki bir konuyla ilgili bir mahkeme ya da bir dava konunuz var. Bununla ilgili harekete geçebilirsiniz. Aynı şekilde iletişimle ilgili her türlü konuda, sosyal medya üzerinde, internet üzerinde, bireysel ya da işinizle ilgili yapacağınız her türlü aktivitede bu yeni ay size olumlu enerjiler getiriyor. Harekete geçebilirsiniz. Gereken sorumlulukları alabilirsiniz ve bu uzun vadeli bir hedef olabilir. Bu yeni ayın enerjileri uzun vadeli, istikrarlı, ciddi bazı konuların hayata geçebileceğini bize sembolize ediyor. 28 derece Yengeç Burcu'nda olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 28 derece ve yakınlarında, özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bunu artı eksi 5 derece olarak alabilirsiniz. O zaman bireysel olarak daha güçlü etkiler almanızı bekleyebiliriz. Ve Güneş 22'sinden itibaren Aslan Burcu'na geçecek. Artık 4. evinizi aydınlatıyor. Ve Ağustos ayı da daha çok Güneş'in Aslan Burcu'nda hareketiyle geçecek. Ve biz sizin ailevi konularınız, eviniz, yuvanız, yaşam alanlarınız Güneş tarafından aydınlatılacak. Biraz daha eve, aileye yöneleceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ayın son haftasıyla beraber bu konular hayatınızda biraz daha kendini göstermeye başlayabilir sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.